Çok değerli divan, Anadolu Konfederasyonu'nun çok değerli delegeleri, Anadolu Konfederasyonu'nun felsefesi ve kuruluş amaçlarını size anlatmak istiyorum. 2004 yılından beri kurmuş olduğumuz Anadolu Konfederasyonu'nun asıl amacı birlikte yaşama kültürünü geliştirmek, bu ülkenin birliğine, kardeşliğine katkı sunmaktır. Bizler bu ülkenin birliğini, beraberliğini çoğulcu bir demokrasi içerisinde birlikte arıyoruz. Anadolu Konfederasyonu'nun kuruluş amaçları farklı düşüncelerde, dillerde, dinlerde olan bütün insanların bu ülkenin bireyin ve önemli ve kadim bir insanı olarak kabul edilmesinin mutlaka gerekli olduğuna inanıyoruz. Anadolu Konfederasyonu Anadolu kültürünün mutlaka yeteri kadar temsil edilmesi gereken bir yerdir. Biz bu ülkenin yıllardır demokrasisine, bir sivil anayasasına, insan haklarına mutlaka ihtiyaç duyduğunu, sadece meselenin Anadolu Konfederasyonu'nun asıl amacı nedir? Merkezinde insan vardır. Allah da Kur'an'da diyor ki benim en büyük eserim insandır. İnsanın olmadığı hiçbir sivil toplum örgütü, yani merkezinde insanın olmadığı hiçbir sivil toplum örgütü bu ülkede başarılı olması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de en ucuz olan insandır. Biz insanı en değerli varlık, Allah'ın en değerli varlık olarak dediği insana değer vereceğiz. Biz sivil, demokratik, sivil bir anayasa istiyoruz. Biz birlikte yaşama kültürünün tekçi bir zihniyet, tek yapılı bir zihniyetle olması değil, çoğulcu, kardeşçe, birlikte, özgür, eşit bir Anadolu istiyoruz. Biz bunun için Anadolu Konfederasyonu'yuz. Anadolu'nun ana sebebi de anaların yurdu olmasıdır. Biz kadına, ekolojiye, çocuğa, doğaya mutlaka sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Biz Hasankeyf'te batmasın, Muzlu'nun dereleri de yok edilmesin. İnanıyor musunuz? 3 gün önce derelerin ağzına devletin uzmanları yapıldığı için Rize'de insanlar perişan oldu. İşte doğanın sıkıntısı bile insanın sıkıntısıdır. Biz bütün bunları birlikte çözmemiz gerekiyor. Bu ülkede önce insan birlikte özgür olması gerekiyor. Bireylerin düşünmekten sıkıldığı bu ülkede insanlar artık düşünmüyor. Çünkü kendi özgür düşüncelerini ifade etmekten korkuyor. Korkunca artık düşünmüyor da. Onun için biz Anadolu Konfederasyonu başkan adayı olarak şunu ifade ediyorum. Anadolu Konfederasyonu 2000 derneği bünyesine barındıran bir konfederasyondur. Yani bunun için Erzurum'u, Bingöl'ü, Amasya'yı, Kastamonu, Rize, bütün illerde Adıyaman'ı ve diğer illerle beraber Türkiye'nin en iyi sivil toplum örgütünü yapmak mecburiyetindeyiz. Anadolu Konferansı'nın diğer sivil toplum örgütlerinden farklı düşüncelerin birlikte yaşamasını sağlamaktır. Artık siyasi partilerin kendilerine göre dizayn edeceği sivil toplum örgütlüğü dinamiği bitmiştir. Bizler yerelde ve genelde İdarenin üzerinde etki yapabilecek bir Anadolu Konfederasyonu'nu istiyoruz. Yoksa bir siyasi partinin arka bahçesi gibi kullanılan bir sivil toplum örgütü kesinlikle olmayacağız. Bir gerçeği daha söyleyelim. Mutlaka Anadolu sivil toplum örgütlerinin bileşenlerinde siyaset yapmak, farklı partilerde siyaset yapmak arkadaşlarımız vardır. Onların yanında ve destekçisi olacağız. Ama Anadolu Konfederasyonu kesinlikle bir siyasi partinin federasyonu olmayacak. İçimizdeki arkadaşların yanında olacağız ama hiçbir partinin reklamcısı da olmayacağız. Bunun için Anadolu Konfederasyonu önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka hak ettiği yere taşıyacağız. Bunun için sizlerin, siz delegelerin, başkanların, burada olmayan arkadaşlarımızın hepsinin desteğine ihtiyacımız vardır. Biz birlikte İnşallah bu Anadolu Konfederasyonu hak ettiği yere geleceğiz. Dillerin, kültürlerin, medeniyetin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Anadolu sivil toplum kuruluşların bir temel felsefesi var. Dillerin özgür olduğu. Sıkıntı, sınır yoktur. Hududu da tanımıyoruz.
Biz hudutsuz ve sınırsız bir sivil toplum örgütüyüz. Önüne hiçbir hududu da kabul etmiyoruz. Bunu inşallah başaracağız. Herkesin kendi dilini özgürce kullandı. Herkes kendi dilini özgürce yaşadı. Herkes ticaretinde özgür oldu. Herkes seyahatinde özgür oldu. Özgürlüğün temel ilke olduğu bir Anadolu Konfederasyonu yapacağız. Bunun için çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.